Merhaba dostlar, Doğan'ın Tekeri kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Kötü bir sürprizle karşılaştık. Nazara geldik diyelim. Şöyle gezintiye çıkmıştım motorumla. Bir şanssızlık oldu. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. İlk defa motorum yolda arıza verdi. Şu varyatör, yani kayışın olduğu kısımdan inanılmaz bir ses geliyor ve sebebini bilmiyorum. Cızırtı, böyle yani sanki içeride bir şeyler parçalanıyormuş gibi ses geliyor. Hemen istop ettim, tekrar bir çalıştırayım dedim. Çalışmadı el marşıyla. Sonra bir ayak marşıyla çalıştım, çalıştı ama inanılmaz bir ses geliyor ve tekerlerim gaz verince dönmüyor. Kayış mı koptu diye bir düşünüyorum. Motorun her yerini bir dolaştım, baktım. Başka bir yerinde bir sıkıntı gözükmüyor. Biraz canım sıkıldı ama hemen işte elimle itikleye itikleye ustaya götüreceğim. Bakalım ustamız ne diyecek. Yani kayışını yeni değiştirmiştik biliyorsunuz. Bando bir kayış takmıştık. Yani bu kadar kısa sürede. Gerçi ben çok zorluyorum biliyorsunuz. Aşırı zorluyorum. Bu aşırı zorlamadan acaba kırıldı mı? Yani pardon, koptu mu kayışım, veya da işte debriyajında bir sıkıntı var. Bunun da size ben birazdan ustama gidince ne oldu, neler gidiyor, bunun videosunu çekeceğim. Hem de sizin için böyle bir şey başınıza gelirse fikir sahibi olmuş olursunuz. Hayırlısı diyelim, böyle şeyler olabilir. Nazara geldik diyelim. Nazar oldu diyelim. Çünkü motorumuzu seviyoruz. Biraz da değer verince böyle şeyler olabiliyor ama bunlar kul yapımı sonuçta. Böyle şeyler olabilir. Büyük ihtimal şurada kayış koptu veya da oradaki debriyaj sisteminde bir sıkıntı var. Birazdan ustamın yanına götüreceğim. Orada görüşürüz dostlar. Evet dostlar, ustaya geldik. Açıyoruz. Bakalım nasıl bir sürprizle karşılaşacağız. Biraz şarjı ben edeyim. Fatih Usta'm, ne olmuş olabilir? İyi şeyler olmuştur inşallah. Nasıl iyi şeyler? Yani seni sevindirecek şeyler. Heh, Üzecek şeyler değil. güzel şeyler olmuş de. Yani kötü bir şey Bizi olmuyor. bunaltmasın. Fan var içeride, onun parçaları dağılıyor genelde. Yani tam gidiyordum işte, hemen bir anda bir ses çıktı. Ben de hemen durdurdum. Ben de heyecanla sabahın köründe kalkmışım yüzünden. Çok heyecanlı. Sabah 6'da kalkmışsın ama benim telefonuma da bakmıyorsun. Çok heyecanlı. Evet Fatih Usta'm, ne olmuş? Kayıt sağlam duruyor. Ömer yatör gevşemiş ya. Ömer yatör gevşemiş. Evet aynen. Peki neden acaba? Çok hızlı gidersen gevşer. Ya bunun herkes şeyine sallıyor Fatih Usta. Bu ön varyatörün Bak ses çok burası. dandik olduğunu söylüyorlar. Ya sonuçta bu Çin malı. Çin malı değil mi? Yani Yani Çin malına göre kalitesi iyi. Bakalım burada bir sıkıntı var mı? Bunlar da baga dedikleri şey bunlar değil mi? Şunlar. Ağırlıklar. Bak şu ağırlıklarda bunlar modifiye buradan yapılıyor ama. Yapıyorlar işte, 9 Tamam. gram olduğunu, 9 gram Tamam olunca işte. iyi olduğunu söylüyorlar. Bunlar merkez kas sistemiyle çalışıyor, tamam mı? Hı. Bunlar şimdi ne kadar ağır olursa o kadar hızlı çabuk açar. Ama çabuk açtığı zaman bu sefer ne olur? Hani otomatik arabada da seri normal var ya. Bu ağır olduğu zaman araba seri olmaz. Yani kalkışlar birden motor 1, 2, 3, 4, 5 devir satmış gibi olursun. Hızlı gitmez. Ama bunların gramajı düştüğü zaman daha geç açacağı için, motor daha devreye gideceği için daha performanslı olacak. Yani çok daha çabuk hızlanacak. Anladım. Anladım. Yani kayışımız sağlam çünkü daha yeni Şu yok ya, şu değişmiştik. şey vida gevşemiş. Sadece vidası gevşemiş. Aynen, şimdi biz ilaçla hep sıkacağız, bir daha gevşemeyecek inşallah. Şimdilik. Sen otur çay iç, canını sıkma. Yani şu vida gevşemiş, bizim çıkan ses ondan. İyi, kayış sağlam. Kayışta bir sıkıntı yok. Bu kayışın böyle bol olması normal mi abi? O şu O an böyle kendi mi? kurulu değil o yüzden. Hmm. Söktük taktım işte, kurulu değil. Tamam o zaman. İyi, korktuğumuz gibi büyük bir sıkıntı yok. O daha gevşeyecek mi acaba ya? Orada abi. Bir vidamız gevşemiş. Ön Niye? Hmm.
700-800 kilometre önce değiştirdik kayışını. Yani şimdi kopsaydı zaten bir sıkıntı vardı. Da ben çok zorluyorum işte motoru, ondan herhalde. Aynen. Yani benim bununla maksimum yapacağım hız ne olur? Ben bunu çünkü şu an 60-65'e falan çıkıyor bu. Ama ben büyük ihtimal çıkmayayım değil mi? Ya ne kadar devirli kullanan sen o kadar çok arıza çıkarttın. Çünkü buna Çin malı motosiklet. Evet, Çin malı olması biraz sıkıntı, evet. Yani mesela bir Japon alırsan onu da devirli kullanırsan soft kullanana göre daha çok arıza yapar ama Çin malı daha çok arıza yapar. Anladım usta. Ya sen şimdi kendini düşün be. Yani zorlama işi, evet. Terlikle koşmak var, ayakkabı, spor ayakkabıyla koşmak var. Kesinlikle. Spor ayakkabıyla yürümek var, spor ayakkabıyla koşmak var. Hangisi evet. Daha çok beğenir? Şu an motorun işlemi tamam oldu. Aynen. Bakalım şimdi çalışacak mı? Ve çalıştı. Sıkıntı oradanmış. Bir de ustam şimdi sürer bakar. Evet dostlar, sanayiden geldim. Biraz yorulduk motoru itikleyerek götürdüğüm için sıcak havada. Çok şükür beklediğimiz kadar büyük bir sorun çıkmadı. Ön varyatörün vidası gevşediği için kayış boşa dönmeye başlamış. Yani varyatör boşa döndüğü için vidayı spreyle sabitleştirip iyice sıktı ustamız. Kayışımız kopmadı çok şükür. Zaten kopması çok ilginç gelecekti bana. Çünkü kayışı yeni değiştirmiştik. Bando kaliteli kayış takmıştık. Kısa bir kilometrede kopması çok ilginç olacaktı. O açıdan sevindirici oldu. Nazara geldik diyelim. Olsun, böyle küçük şeyler olur. Başka bir videoda görüşmek üzere dostlar. Böyle bir olay başınıza geldiği zaman ya kayış yok, kopmuştur ya da debriyaj, işte bu tarz şeyler olabilir diye size bilgilendirmek için bu videoyu çektim. Kendinize çok iyi bakın. Başka videoda görüşmek üzere dostlar.